Magnezyum oksit bileşiğindeki magnezyum iyonu ve oksijen iyonu izoelektronik olup bileşikteki toplam elektron sayısı 20'dir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur dediliyor. Öncelikle izoelektronik ne demekti? Elektron sayıları ve elektron dizilimleri aynı proton sayıları farklı olan taneciklere biz izoelektronik diyorduk. Her ikisi izoelektronik olduğundan dolayı elektron sayıları aynı olmalı. Toplam elektron sayısı 20 olduğuna göre 10 elektron magnezyum iyonundan 10 elektron da oksijen iyonundan gelmeli. Yani toplam elektron sayısını 2'ye böldüğümüzde izoelektronik olan iyonlardaki elektron sayısını bulmuş olduk. Arkadaşlar magnezyum 2A grubu metaliydi ve bileşiklerinde artı 2 sabit değerliğini almaktaydı. Toplam yükün 0 olabilmesi için oksijenin yükseltgenme basamağının eksi 2 olduğunu söylüyoruz. O halde her iki tanecin proton sayısına bu sayede ulaşabiliriz. Magnezyumun proton sayısı 12, Oksijenin proton sayısı ise 8'dir. Öncülleri buna göre yorumlayalım. Birinci öncül magnezyum ikinci periyot 2A grubundadır. Arkadaşlar periyodik cetveldeki yer elementlerin proton sayısına göre belirlenmekteydi. Magnezyum proton sayısının 12 olduğunu söylemiştik. Elektron dizilimini yaptığımızda 3. periyot 2A grubunda olduğunu söylüyoruz. Birinci öncül yanlıştır. İkinci öncül oksijen elementi ikinci periyot 6A grubundadır. Oksijenin proton sayısı 8'dir yine. Nötr haline göre elektron dizilimi yaptığımızda 1 2 ikinci periyot son katmanında 6 elektron olduğu için 6A grubunda bulunmaktadır. İkinci öncül doğrudur. Üçüncü öncül bileşiğin sistematik adı magnezyum oksittir. Bileşiğimiz bir metal ile ametal arasında oluştuğundan dolayı iyonik bir bileşiktir. Metalimiz sabit değerlikli olduğundan dolayı direkt isim okuyoruz. İlk elementimizin adı magnezyum, diğer elementimizin adı oksijen. Ancak oksijen bileşiğin sonunda oksit şeklinde okunuyordu. Dolayısıyla magnezyum oksit ismi doğrudur arkadaşlar. Soru bize doğru olanı sorduğu için cevabımız D seçeneğidir. Azot, oksijen ve fosfor elementleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır deniliyor. Öncelikle bu atomların elektron dizilimini yaparak grup ve periyotlarını belirleyelim. Arkadaşlar verilen şıklarda kuantum sayılarıyla ilgili herhangi bir yorum istenmediğinden dolayı katman elektron dizilimini yaptım. Hemen grup ve periyotlarını belirleyelim. Azot elementinin iki enerji düzeyi olduğundan dolayı ikinci periyot 5A grubunda bulunmakta. Oksijenin yine 2 enerji düzeyi olduğundan dolayı ikinci periyot son enerji düzeyindeki elektron sayısı grubu veriyordu ve ilk 20 element A grubuydu. 6A grubunda bulunmakta. Fosfor elementinin ise 3 enerji düzeyi olduğundan dolayı 3. periyot sonu yine 5'te bitmiş 5A grubunda bulunmakta. Öncülleri buna göre yorumlayalım. A şıkkı azot oksijenle aynı periyotta denilmiş bakalım. Evet azot ve oksijenin periyotları aynı 2. periyotta bulunmakta. Azot fosforla aynı gruptadır deniliyor. Azot 5A grubunda bulunuyordu fosfor da 5A grubunda bulunmakta. A şıkkı doğrudur. B şıkkı elektron ilgisi en büyük olan oksijendir denilmiş. Elektron ilgisi aynı periyotta sağa doğru artmakta. Grup aynıysa da periyodu küçük olanın elektron ilgisi daha büyüktü. Elektron ilgisi artar dedik. Burada 8A hariç diyoruz arkadaşlar. Soy gazların elektron ilgisi yoktur. Bize verilen elementlerden periyodu en küçük ve grubu en büyük olan oksijen olduğundan dolayı B seçeneği de doğrudur. C şıkkı atom yarıçapı en büyük olan fosfordur. Atom yarıçapında ilk olarak periyoda bakıyorduk. Periyodu büyük olanın atom yarıçapı fazlaydı. Aynı periyotta ise grup küçüldükçe atom yarıçapı artmaktaydı. Elimizdeki elementlerden periyodu en büyük olan fosfor olduğundan dolayı fosforun yarıçapı diğerlerine göre daha büyüktür. Hatta sıralama yapacak olursak fosfor en büyük. Aynı periyotta bulunan azot ve oksijenden daha solda olan grubu daha küçük olan azotun yarı çapı oksijenden daha büyük olacaktı. Bize en büyük olan sorulduğu için C şıkkı da doğrudur. D seçeneği birinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan azottur denilmiş. Arkadaşlar iyonlaşma enerjisi periyot küçüldükçe artmaktaydı. Aynı periyotta sağa doğru gidildikçe ise genellikle iyonlaşma enerjisi artmaktaydı. Bakın genellikle diyorum birazdan aynı periyotta gruplara göre iyonlaşma enerjisinin nasıl değiştiğini yazacağım. Evet iyonlaşma enerjisi artar dedik. Aynı periyotta gruplara göre iyonlaşma enerjisi değişimini de yazalım. Evet, gruplara göre iyonlaşma enerjisi değişim bu şekilde olacak. 3 aşağı 5 yukarı kuralına dikkat edeceğiz. Küresel simetri nedeniyle 2A, 3A'dan daha yüksek iyonlaşma enerjisine sahip. Yine 5A'da 6A'dan daha yüksek iyonlaşma enerjisine sahip. İlk olarak yine periyoda bakıyorduk. Periyodu en küçük olan iki element azot ve oksijen. Bu elementlerden iyonlaşma enerjisini gruplara göre sıraladığımızda 5 anlı iyonlaşma enerjisi 6 adam büyük olduğunu küresel simetri nedeniyle söylemiştik. O halde iyonlaşma enerjisi en büyük olan azot sonra oksijen daha sonra ise periyodundan dolayı periyodu büyük olduğu için iyonlaşma enerjisi daha küçük olan fosfor elementi geliyor. Öncülümüz bize iyonlaşma enerjisi en yüksek olan azottur dediği için görüldüğü gibi D seçeneği de doğrudur. E seçeneği elektronegatifliği en fazla olan azottur denilmiş. Elektronegatiflik periyot küçüldükçe artmaktaydı. Aynı periyotta da sağa doğru gidildikçe, grup numarası büyüdükçe elektronegatiflik değerimiz artıyordu. Arkadaşlar, elektronegatiflikle iyonlaşma enerjisini karıştırmayalım. İyonlaşma enerjisinde küresel simetriden dolayı sapmalar varken, elektronegatiflikte küresel simetriden dolayı herhangi bir sapma yoktur. Yine iyonlaşma enerjisinde biz soygazı da dahil ederken, elektronegatiflikte soygaz hariç diyoruz. Bize verilen elementlerde elektronegatifliği sıralayacak olursak en yukarıda yani periyodu en küçük ve grubu en büyük olan element kim arkadaşlar? Oksijen elementi. Dolayısıyla oksijen elementinin elektronegatifliği daha fazla olacak. E şıkkında ise bize en fazla olan azottur denilmiş. Dolayısıyla E seçeneği yanlıştır. Soru bize yanlış olanı sorduğundan dolayı cevabımız E seçeneği olacak. Halojenlerle ilgili yargılardan hangileri doğrudur deniliyor. Bildiğimiz üzere halojenler periyodik sistemin 7A grubunu oluşturmakta. Birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncül grupta yukarıdan aşağı doğru inildikçe denilmiş ametelik aktiflikleri artar. Bu ifade yanlıştır arkadaşlar. Ametelik aktiflik yukarı ve sağa doğru artmaktaydı. Yani periyot küçüldükçe ve grup büyüdükçe artmaktaydı. Zaten ametalik aktifliğin anlamı elektron alma isteği. Periyot küçüldükçe ametallerin elektron alma isteği daha da artmaktadır. Evet ikinci öncüle yanlış demiştik. Üçüncü öncül metallerle oluşturdukları bileşiklerde eksi bir iyon yüküne sahiptirler. Metallerle halojenler iyonik bağlı bileşikler oluşturur. Elektron alışveriş olur bu sırada. 7A grubunda bulunan halojenler kendini oktet soy gaz dizilimine tamamlayabilmek için metallerden bir elektron alır. Metallerden bir elektron aldığından dolayı eksi 1 iyon yüküne sahiptirler diyoruz. Metallere karşı her zaman eksi 1 iyon yüküne sahip olacaklar arkadaşlar. 3. öncül de doğrudur. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Periyodik sistemde yer alan elementlerin özellikleriyle ilgili aşağıdaki genellemelerden hangisi yanlıştır deniliyor. Öncelikle periyodik özelliklerin değişimini bir özetleyelim. İki tane ok yönümüz vardı. Birinci ok yönü periyot büyüdükçe ve grup küçüldükçe olan. Diğer ok yönü ise periyot küçüldükçe grup büyüdükçe olan. Periyodun büyük grubun küçük olduğunda artan özellikler yarıçap, metalik aktiflik, Metal oksitlerin bazlığı ve elektropozitiflik olarak sıralanabilir. Bu yön artar yönüydü. Artan özellikleri saydık. Periyodun küçük olup grubun büyük olduğunda genellikle artan özellikler ise iyonlaşma enerjisi, elektronegatiflik, elektron ilgisi, ametalik aktiflik bir de ametalik oksitlerin asitliği. Yalnız burada dikkat edeceğimiz şey her ametal oksit asit özellik göstermez ametallerin oksijence zengin bileşiklerinin sulu çözeltisi asit özelliği gösterir. Yani oksijen sayısı ametalden fazla olması gerekir. Aşağıda saydığımız özellikler belirttiğimiz ok yönlerinde genellikle artar diyoruz. Öncülleri yorumlayalım. A seçeneği metalik özellik bir yönünde azalırken 3 yönünde artar. Şimdi metalik özellikle metalik aktiflik aynı anlama geliyordu. Şuraya göre yanıtlayacağız. Biz ne demiştik? Periyot büyüdükçe ve grup küçüldükçe metalik aktiflik, yani metalik özellik artmaktaydı. Burada ise bir yönünde azalır demiş, bir yönünde grup büyüyor. Biz grup küçülürken artar dediğimize göre grup büyüdüğünde ne olacak? Azalır. Yani şu kısım doğru. Üç yönünde artar demiş. Üç yönün periyodun büyüdüğü yön olduğu için evet, periyot büyüdükçe metalik özellik artmakta. Bu da doğru. A seçeneğimizde sıkıntı yok. Yanlış olan soruluyordu bize. B seçeneği atom hacmi 3 yönünde artarken 1 yönünde azalır denilmiş. Atom hacmini yorumlarken yarıçap üzerinden düşüneceğiz. Periyot büyüdükçe yarıçapımız artacaktı. Bakın 3 yönünde periyot büyüdüğü için yarıçap artacak. 1 yönünde azalır denilmiş. Biz grup küçüldükçe yarıçap artar demiştik. 1 yönünde grup büyüdüğü yönde yani bizim yönümüzün tersi olduğu için atom hacmi azalır ifadesi de doğrudur. B seçeneğinde de sıkıntı yok. C seçeneği iyonlaşma enerjisi bir yönünde artar, üç yönünde azalır demiş. İyonlaşma enerjisi buradaydı. Periyot küçüldükçe ve grup büyüdükçe genellikle artacaktı. Bir yönünde grup büyüdüğü yön olduğu için iyonlaşma enerjisi artar. Üç yönünde periyot büyüdüğü için iyonlaşma enerjisi ne olur? Azalır. Sağdaki duruma göre yorum yaptık. C seçeneği de doğrudur. E şıkkını yorumlayalım. Sonrasında D şıkkına bakalım arkadaşlar. Ametal oksitlerin asitliği 1 ve 2 yönünde artar. Ametal oksit asitliğini burada belirtmiştik. Periyot küçüldükçe ve aynı periyotta grup büyüdükçe artmaktaydı. Bir yönünde grup büyüyor. iki yönünde de periyot küçülüyor. Yani burada belirttiğimiz yönler olduğu için E seçeneğimiz de doğrudur. D şıkkı hidrojenli bileşiklerin asitliği 1 ve 2 yönünde artar denilmiş. Periyodik sistemdeki elementlerden bazılarının hidrojenli bileşiklerini düşünelim. İkinci periyot için konuşursak 5A grubunda azot elementi bulunuyordu. Azotun hidrojenli bileşiği nh 3tür 6A grubunda oksijen bulunuyordu. Oksijenin hidrojenli bileşiği H2O'dur. İkinci periyot 7A grubunda flor elementi bulunuyordu. Florun hidrojenli bileşiği HF'dir. Yine üçüncü periyot elementlerinde dikkat alalım. En çok kullandığımız elementler bunlar. 5A grubunda fosfor vardı. PH3 şeklinde yazılıyor. 6A grubunda kükürt vardı H2S. 7A grubunda klor vardı HCl. Bakın bu bileşikleri düşündüğümüzde yani çeşitli elementlerin hidrojenli bileşiklerini düşündüğümüzde NH3'ün baz suyun nötr HV'nin asit olduğunu görüyoruz. Yani asitlik artmakta. Yine 3. periyot elementlerini düşündüğümüzde H2S zayıf asit HCl kuvvetli asitti. Yani asitlik sağa doğru artmakta. Bir yönünde asitlik artar. Tamam. İkinci yön için de yorumumuzu yapalım. Özellikle 7A grubunun hidrojenli bileşikleri dikkate alındığında burada iki tanesini yazdık ama diğerlerini de şimdi yazacağım. HF'nin zayıf asit olduğunu bileceğiz arkadaşlar. Suda %100 iyonlaşmıyor. HCl suda %100 iyonlaşan kuvvetli bir asittir. Burada HF'nin zayıf asit olmasının nedenlerinden birisi de flor elementinin elektronegatifliğinin çok fazla olmasından dolayı hidrojen iyonunun suya verilmesini zorlaştırıyor. Bu yüzden de %100 yoğunlaşma sergileyemiyor ve zayıf asittir diyoruz. Yani halojenlerin hidrojenli bileşiklerinde periyot arttıkça asitlik kuvveti artar arkadaşlar. İsterseniz onu da bir not olarak yazalım. Evet notumuzda yazdık halojenlerin hidrojenli bileşiklerinin periyodu arttıkça asitliği artar. Dolayısıyla ikinci yönde periyot küçüldüğünden dolayı asitlik artmayacaktır şurası yanlış olacaktır. Bize soru yanlış olanı sorduğu için cevabımız D seçeneğidir. Son olarak halojenlerin hidrojenli bileşiklerinde bir yazıp görelim. Flor için HF, 3. periyotta klor HCl, 4. periyotta brom, 5. periyotta iyot. Arkadaşlar halojen asitlerinin dediğimiz gibi yarı çapı arttıkça asitlik kuvveti artmakta. Bu durumu ametal oksitlerin asitliği ile lütfen karıştırmayalım. Burada ne var? Ametalle oksijen yok. Hidrojen var. Hidrojende ayrı bir yorum yapmamız lazımdı. Sorumuzda bize yanlış olan sorulduğu için ikinci yönde yapılan yorum yanlıştır dedik. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Verilen X, Y ve Z atomları ile ilgili aşağıdaki tepkimelerden hangisi yanlıştır deniliyor. Elektron dizilimlerini yaptığımızda X'in 1A grubunda, Y'nin 2A grubunda, Z'nin de 3A grubunda olduğunu söylüyoruz. A şıkkı X metalinin suyla tepkimesi sonucunda hidrojen gazının açığa çıktığı söylenilmiş. Arkadaşlar bu tepkimeyi 1A ve 2A grupları verebilir. Tepkimeye baktığımızda hidrojen gazıyla birlikte oluşan XOH bazındaki X elementinin yükseltgenme basamağının artı 1 olduğunu görüyoruz. Bunu nasıl anladık? Hidroksitin iyon yükü eksi 1'di. Toplam yükün sıfır olabilmesi için x'in artı 1 yüklü olması gerekir. Dolayısıyla x'in 1a grubunda olduğunu söylüyoruz. Zaten burada da x'in 1a grubu olduğunu belirttiğimiz için a tepkimesi gerçekleşir. B şıkkına geldik. Tepkimemiz yanma tepkimesi. Oksijenli olan tepkimelere yanma tepkimesi diyoruz. Y elementimize baktığımızda 2A grubunda bulunuyor. Metaldir. Metaller de oksijenle yanma tepkimesi verebilirler. Hatta metallerin oksijenle verdiği tepkime genelde yavaş yanma şeklinde gerçekleşmekteydi. B seçeneğimiz de doğrudur. C şıkkına baktık. Z elementinin suyla tepkimesi belirtilmiş. Arkadaşlar yukarıda da belirtmiştim. Metallerden suyla tepkime verenler 1A ve 2A grubu metalleridir. Z elementi ise 3A grubu metal olduğundan dolayı bu tepkimeyi veremez. Soruda bize yanlış olan soru olduğu için cevabımız C seçeneğidir. Diğer öncülleri kontrol ettiğimizde X2O bazının suyla tepkime verebileceği ve bunun sonucunda bir baz açığa çıktığı söylenilmiş. Arkadaşlar metal oksitler bazik karakterliydi. Metal oksitlerin suda çözünmesiyle bazik yapıdaki çözeltiler oluşmaktaydı. Bakın burada suda dediği için aslında bu bazı şu şekilde de düşünebiliriz. X ve OH iyonlarından oluşmaktaydı. Tabii ki iki tane X, 2 tane OH şeklinde düşünebilirdik. Yani D seçeneği doğru tekrarlıyorum. Metal oksitler bazik karakterli olduğu için suya atıldıklarında bu özelliklerini göstermektedirler. E şıkkına baktığımızda Z metalinin bir bazla tepkime vermesinden bahsedilmiş. Arkadaşlar bazlarla sadece amfoter metaller tepkime verir. Ancak bir şartımız daha var. Bazın da kuvvetli bir baz olması gerekir. Sodyum hidroksit kuvvetli bir bazdır. O halde bu tepkimenin gerçekleşebilmesi için soracağımız soru şu. Z amfoter bir metal mi? Amfoter metalleri hatırlarsak şöyle bir tekerlememiz vardı. Al sana benim zincirli papucum. Al sana benim zincirli papucum. Buradaki metaller amfoterdi. Yani hem asitle hem de kuvvetli bazlarla tepkime verebilirler. Z elementinin proton sayısı 13. Yani burada alüminyum atomunu temsil etmekte. Dolayısıyla Z elementi alüminyum olduğundan ötürü bu tepkimeyi verebilir. Amfoter metallerin kuvvetli bazda tepkimesinden hidrojen gazı açığa çıkmaktadır. E şıkkı da doğrudur. Sorumuz bize yanlış olanı sorduğundan dolayı cevabımız C şıkkıdır. Su ile hidrojen gazı çıkaracak şekilde tepkime veren metal grupları 1A ve 2A grubu metalleridir. 3A grubu bu tepkimeyi veremez. XO4 üzeri -3 iyonundaki toplam elektron sayısı 50'dir. Bu iyondaki X tarihçi ile ilgili yargılardan hangisi yanlıştır denilmiş. Öncelikle nötraldeki X atomunun elektron sayısını bulalım. Nötr atomlarda proton ve elektron sayısı birbirine eşit olacağından dolayı proton sayısını da bulmuş olacağız. İyonumuzda bir tane X var. X'in elektron sayısına X dedik. Artı 4 tane oksijen var. Oksijen elektron sayısının nötraldeki oksijen atomundan 8 olduğunu anlıyoruz. 4 çarpı 8 dedik. Arkadaşlar taneciğimiz eksi 3 yüklü yani dışarıdan 3 elektron almış durumda. Alınan elektronu da artı 3 olarak yazdığımda toplam elektron sayısının 50 olduğunu söylüyorum. Dikkat edelim iyon yükümüzün eksi 3 olması dışarıdan 3 elektron aldığı anlamına geliyor. Bu yüzden buraya artı 3 yazdım. Denklemi çözecek olursak x artı 35 eşittir 50. x'i buradan 15 buluyorum. Bu değer nötr haldeki x atomumuzun elektron sayısına eşittir. Bildiğimiz üzere nötr taneciklerde proton ve elektron sayısı birbirine eşittir. 15 elektron varsa 15'te protonu vardır. Soruda bize X atomunun kütle numarası da 33 olarak verilmiş. Onu da yerine yazalım. Cevabımızı buradaki X taneciğine göre vereceğiz. A şıkkı N değeri 15'tir. N değeri proton sayısıydı. Proton sayısını 15 olarak bulmuştuk. Doğrudur. B şıkkı nötron sayısı 18'dir. Proton ve nötronun toplamı kütleyi veriyordu. 15 ile neyi toplarsak 33 yapar sorusunun cevabı bize nötronu verecek. Bu değer de 18'dir. B seçeneği de doğru. C şıkkı 3. periyot 5A grubu elementidir denilmiş. Periyot sistemdeki yer atomların proton sayısına göre yapılırdı. Proton sayısı 15 olduğuna göre elektron sayımız da 15 olacak. Elektron dizilimi yapıldığında nötr halde 3. periyot 5A grubu elementi olduğunu görmekteyiz. D şıkkı yükseltgenme basamağı artı 3'tür denilmiş. Hemen hesaplamamızı yapalım. X'in yükseltgenme basamağına X diyelim. Artı 4 tane oksijen var. Oksijenin yükseltgenme basamak değeri eksi 2'dir. Toplam yük iyon yükümüz yani eksi 3 olduğu için biz de bu yükseltgenme basamakları toplamına eksi 3 eşitledik. Buradan denklemi çözecek olursak eksi 8'i karşıya atarsak artı 8 olacak. 8'den 3 çıktığında X'in yükseltgenme basamak değerini artı 5 olarak buluyoruz. Burada artı 3 denildiği için yanlış verilmiştir. Soru bize yanlış olanı sorduğu için cevabımız D seçeneği oldu. Son olarak E şıkkına baktığımızda değerlik elektron sayısı 5'tir denilmiş. Arkadaşlar elementimiz 3. periyot 5A grubu elementidir. A grupları için son katmanda bulunan elektron sayısı değerlik elektronu veriyordu bize. Değerlik elektron sayısının 5 olduğunu görmekteyiz. Bizden yanlış olan öncül istendiğinden dolayı cevabımız D seçeneği oldu. Aşağıdaki bileşik çiftlerinden hangisinde verilen iki bileşikteki oksijenin yükseltgenme basamakları birbirinden farklıdır denilmiş. Arkadaşlar oksijenle ilgili şu bilgiyi vermek istiyorum. Oksijen bileşiklerinde genellikle eksi 2 yükseltgenme basamağına sahiptir. Bu değerlerin dışında yine eksi 1 ve eksi 1 bölü 2 yükseltgenme basamağına sahip olduğu durumlar da vardır. Özellikle eksi 1 değerliği 1A ve 2A grubu elementleriyle alabiliyor. Bakın illa eksi 1 alacak diye bir kural yok. Bileşik formülünden hesaplamamız gerekir. Ancak alabiliyor. Bunu yapabiliyor. Yine eksi 1 bölü 2 değerlik aldığı bileşiklerde 1A grubu elementleriyle bulunmakta. Bir de flor elementiyle yaptığı bileşiklerde oksijen artı 2 yükseltgenme basamağına sahiptir. Sonuç olarak eksi 2, eksi 1, Eksi 1 bölü 2 ve artı 2 değerlikler alabiliyor arkadaşlar. Hatta bileşik simlendirmesinde şundan da bahsedeyim. Eksi 2 aldığında oksit. Eksi 1 aldığında peroksit. Eksi 1 bölü 2 aldığında ise süperoksit şeklinde okunuyor. Şimdi öncüllerin yorumuna geçelim. A şıkkına baktığımızda demir elementi 1A ya da 2A grubu elementi olmadığından dolayı oksijen burada eksi 2 değerlik almıştır. Diğer bileşiğe baktığımızda sodyum 1A grubu elementi artı 1 değerlik alır. 2 tane sodyum olduğundan dolayı 2 çarpı artı 1 diyorum. Oksijenin değerini x dersek 2 tane oksijen olduğu için 2 çarpı x diyorum. Birleşiğimiz nötr olduğu için yükseltgenme basamakları toplamını 0 eşitliyorum. Buradan denklemi çözecek olursak 2x-2x eşittir. Eksi 1 değeri karşımıza çıkıyor. Bakın buradaki oksijenlerin değerlikleri birbirinden farklı. İlk birleşiğimizdeki oksijen eksi 2 değerlikli oksit şeklinde okunurken diğer birleşiğimizdeki oksijen eksi 1 değerlikli. Yani peroksit şeklinde okunacak. Bize direkt farklı olan sorulduğu için cevabımız A seçeneğidir. Diğer öncüllere bakalım. Karbondioksit 1A ya da 2A grubu element olmadığından dolayı yine flor olmadığından dolayı oksijen burada eksi 2 değerli kalır. Kalsiyum oksit bileşiğinde kalsiyum 2A grubu artı 2 değerliktedir. Toplam yükün sıfır olması için oksijen eksi 2 almıştır. Bakın buradaki oksijenlerin yükseltgeme basamak değerleri birbirine eşit. C şıkkına baktığımızda yine azota karşı oksijen eksi 2 değerli kalır. Kükürde karşı da eksi 2 alır. Eşittir. D şıkkına geldiğimizde klora karşı oksijen eksi 2 değerliktedir. Metalimiz 1A ya da 2A grubu metali değil. Farklı bir metal olduğu için bakıra karşı da eksi 2 değerlik almış durumda. E şıkkına da bakalım. Kalsiyum 2A grubu. Bakın 2A grubu diye hemen eksi 1 falan demiyorum. Ne yapacağız? Hesaplama yapacağız. Kalsiyum 2A olduğu için artı 2 değerliğe sahiptir. 2 tane de oksijen var. 2 çarpı x diyelim. Toplam yükü 0 eşitliyorum. Buradan karşıya atacak olursak artı 2. 2x eksi 2 x eşittir. Eksi 1 oldu. Burada da mesela kalsiyum peroksit bileşiği. Diğer bileşikteki oksijeni de hesaplayalım. Hidrojen Metallerle eksi bir değerli kalırdı. A metallerle artı bir değerli kalırdı. İki tane olduğu için iki çarpı artı bir diyorum. Yine oksijene x dersek 2 çarpı x. Yükseltgen basamakları toplamını yine sıfır eşitliyorum. Buradan da yine x eksi bir gelir. Yani E şıkkındaki oksijenlerin her ikisi de peroksit bileşiğidir. Eksi bir değerlikte olduğundan dolayı. Sorunun başında da bahsettiğimiz gibi A seçeneğindeki oksijenlerin aldığı yükseltgen basamakları birbirinden farklı olduğu için cevabımız A şıkkıdır. Azot, oksijen ve magnezyum iyonlarının yarıçaplarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle iyonlardaki elektron sayılarını belirleyelim. Azotun proton sayısı 7, iyon yükü eksi 3. İyon yükü ile elektron sayısının toplamı protonu veriyordu. Burada 10 elektron olacak. Yine oksijende 10 elektron ve magnezyumda 10 elektron var. Tekrar söylüyorum iyon yükü ile elektron sayısının toplamı proton sayısını vermekteydi. Arkadaşlar dikkat edersek taneciklerimizin elektron sayısı ve elektron dizilimi aynı, proton sayıları farklı olduğu için bu tanecikler birbirinin izoelektroniğidir. İzoelektronik taneciklerden elektron alanın hacmi büyürken elektron verenin hacmi daha küçüktür yorumunu yapabiliriz. O halde daha çok elektron alan azotun yarıçapı diğerlerine göre daha büyük olacak. En küçük yarıçap ise magnezyum iyonuna ait olacaktır. Öncüllere baktığımızda sorumuzun cevabının B seçeneği olduğunu söylüyoruz. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin yaygın ve sistematik adı karşısında yanlış verilmiştir deniliyor. A şıkkındaki bileşiğe baktığımızda yapısında metal atomu içeriyor. Metal atomu içeren bileşikler iyonik bileşiklerdir. İyonik bileşiklerde kullanılan metal eğer sabit değerlikliyse Doğrudan ismi okunuyordu bileşiğimizin. Değişken değerlikli bir metalden oluşmuşsa bileşiğimiz metalin aldığı değerliği adlandırmada Roma rakamı ile ifade etmemiz gerekecekti. Peki değişken değerlikli metaller kimlerdi bir hatırlayalım. Demir, bakır, civa, kurşun, kalay, krom, mangan, kobalt, nikel bu metaller değişken değerlikliydi ve adlandırmalarında aldıkları değerlik Roma rakamı ile yazılmak zorundaydı. A şıkkındaki bileşiğimizdeki potasyum bu değişken değerli metaller arasında yer almadığından dolayı doğrudan isim okuyacağımızı söyledik. Bileşiğe baktığımızda potasyum katyonu ve nitrat anyonundan oluşmuş. Dolayısıyla sistematik adı potasyum nitrat şeklinde olacak. Yaygın adı ise güherciledir arkadaşlar. A şıkkı doğru. B şıkkı yapımız asit yapısı. Asitlerde kendine ait özel adlandırmalar bulunmaktaydı. Sistematik adına sülfürik asit, Yaygın adına da zat çağı ya da akü asidi denilebilir. B seçeneği de doğrudur. C şıkkında yine kalsiyum, iyonik bir bileşik. Kalsiyum da sabit değerli bir metal olduğundan dolayı adlandırma yapılırken doğrudan isimler okuyacağız. Kalsiyum ve OH da hidroksit de arkadaşlar. Kalsiyum hidroksit şeklinde bileşiğimizin sistematik adı olması lazım. Burada kalsiyum oksit denilmiş. Yanlıştır. Doğrusunu yazalım. Kalsiyum hidroksit olması gerekiyordu. Yaygın adı da sönmemiş kireç denilmiş. Bu da yanlış. Kalsiyum hidroksit sönmüş kireçtir arkadaşlar. Doğrusu sönmüş kireç olmalıydı. Sönmemiş kirecin formülü ise kalsiyum oksittir. CaO şeklinde olması gerekirdi. Sorumuzda yanlış olan soru olduğu için cevabımız C seçeneği oldu. Diğer öncülleri de kontrol ettiğimizde amonyum klorür bileşiği bakın amonyum ve klor iyonlarından oluşan iyonik yapılı bir bileşik. Katyon ve anyondan oluştuğu için doğrudan isimleri okuyoruz. Amonyum ve klor iyonları oluştuğu için amonyum klorür diyoruz. Yaygın adı da nişadırdır. Bu da doğru. E seçeneğine baktığımızda yine iyonik bir bileşik. Bu defa iyonik bileşikteki metal atomu değişken değerlikli metal. Dolayısıyla burada metalimizin aldığı değerliği söylememiz lazım. Metalin aldığı değerliği belirlerken şuradaki anyon iyon kökünden yararlanacağız. Sülfat iyonuydu. Arkadaşlar sülfat iyonunun yükü eksi 2 idi. Toplam yükün 0 olabilmesi için bakır metalinin de yükü artı 2 olması gerekir. O halde bileşik ismi bakır 2 sülfat şeklinde olmalı. Doğru verilmiştir. Bakır 2 sülfat bileşiğinin yaygın adı da göz taşı olarak bilinmekte. E seçeneğinde de doğru diyoruz. Sorumuz yanlış olanı sorduğu için cevabımız C seçeneği oldu. Elektron dizilimleri verilmiş. Buna göre birinci, ikinci ve üçüncü elementler için yargılardan hangisi yanlıştır deniliyor. Öncelikle elektron dizilimlerinden faydalanarak elementlerimizin grup ve periyotlarını belirleyelim. Elektron diziliminde baş kuantum sayısının en büyük olduğu ilk yerden periyot çizgimizi çekiyorduk. Baş kuantumun en büyük olduğu değer bize elementin periyodunu vermekteydi. Birinci elementte de baş kuantum sayısının en büyük değeri 3 olduğundan dolayı elementimiz 3. periyotta bulunacak. Grup numarası ise periyot çizgisinden sonraki orbitallerin üzerindeki elektron sayılarının toplamıydı. 2, 4 daha 6 yapacak. Son orbitalimiz P ile bittiği için A grubunda yer alır. 6 A grubudur diyoruz. Yine hatırlarsak son orbital S ya da P ise elementimiz A grubu elementidir. D ya da F orbitali ile sonlanmışsa elektron dizilimimiz o zaman da B grubu elementidir diye sınıflandırmamızı yapıyorduk. İkinci element için baş kuantum sayısının en büyük olduğu yerden periyot çizgimizi çektik. Yine elementimiz üçüncü periyot elementi. Grup olarak ise 1A grubunda bulunuyor. Üçüncü elementte ise periyot çizgimizi çektiğimizde üçüncü periyot orbitallerin üzerindeki elektronları topladığımızda 2, üç daha 5 yapıyor. Sonu P ile bittiği için yine A grubudur dedik. Evet, elementlerimizin periyot ve gruplarını belirledik. Şimdi öncülleri yorumlayalım. A şıkkı birincinin değerlik elektron sayısı 6'dır. Değerlik elektron sayısını bulurken periyot çizgisinden sonraki elektronların toplamı bize değerlik elektron sayısını veriyordu. Periyot çizgimizi çekmiştik. Orbitallerin üzerindeki elektronları topladığımızda 2 4 daha 6 yaptığını görüyoruz. O halde değerlik elektron sayımız 6'dır arkadaşlar. Yine değerlik elektron sayısını A grupları için son katmanda yer alan elektron sayısı olarak da tanımlayabilirdik. Buradan da katman elektron dizilimini yaptığımızda şu aşağıdaki elementin 2, 8, 6 elektron dizilimine sahip olduğunu, son katmanda 6 elektron olduğu için değerlik elektron sayısının 6 olduğunu da söyleyebilirdiniz. A şıkkımız doğrudur. B şıkkı ikincisi bir alkali metaldir. Alkali metal 1A gruplarına verilen isimdi. İkinci elementin 1A grubu olduğunu söylemiştik. Bir ada bu arada arkadaşlar hidrojen hariç diğer elementler alkali metalde. Hidrojen elementi birinci periyot bir a elementi olduğunu biliyoruz. O halde ikinci elementimiz birinci periyotta bulunmadığından dolayı hidrojen olamaz. Dolayısıyla alkali metaldir dedik. B şıkkı da doğrudur. C şıkkı birinci yonlaşma enerjileri arasındaki ilişkiden bahsedilmiş. Arkadaşlar iyonlaşma enerjisi periyot küçüldükçe artmaktaydı. Aynı periyotta da genellikle sağa doğru artmaktaydı yine. Evet belirtilen yönlerde iyonlaşma enerjisi artar dedik. Dikkat ederseniz aynı periyottaki yorumumuz genellikle artar şeklinde olur. Bunun bu şekilde söylenmesinin nedeni iyonlaşma enerjisinin gruplara göre sıralanışında küresel simetriden dolayı özel durumlar vardı, sapmalar vardı. Bunlara dikkat edeceğiz. Hemen bir periyottaki iyonlaşma enerjisinin gruplara göre değişimini yazalım. Gruplara göre iyonlaşma enerji değerlerini yazdık. Bakın 3A ve 2A arasında bir de 5A ile 6A arasında sapma var. Tekrar söylüyorum bunun nedeni küresel simetriydi. Peki bizim elementlerimizin periyotları aynı olduğuna göre iyonlaşma enerjisi yorumunu ne yapacağız? Gruplara göre yapacağız. 6A, 1A ve 5A'dan iyonlaşma enerjisi en büyük olan 5A'dır arkadaşlar. Üçüncü elementin iyonlaşma enerjisi büyüktür diyorum. Daha sonra 6A grubu gelecek birden ve son olarak 1A grubu gelecektir 2'den. Birinci yoğunlaşma enerjiler arasındaki ilişkimiz bu şekilde oldu. Bize verilen öncülde ise 1 büyüktür, 3 büyüktür, 2 denilmiş yanlış bir sıralama söz konusu. O halde sorumuzun cevabı C seçeneği olacak. Diğer öncülleri de yorumlayalım. Birinci ve üçüncü arasında kovalent bağlı bileşik oluşur. Kovalent bağlı bileşikler ametal atomları arasında oluşmaktaydı. Birinci elementimiz 6A, üçüncü elementimiz de 5A. Yani her ikisi de ametal olduğundan dolayı D seçeneği de doğrudur. Ametal grupları arkadaşlar 5A, 6A, 7A grupları bununla beraber karbon elementi ve hidrojen elementi ametalleri oluşturmaktaydı. E seçeneğine baktığımızda birinci ile ikinci arasında oluşan bileşikte birinci negatif yüklüdür denilmiş. Birinci elementimiz ametaldi. İkinci elementimiz ise 1A grubunda olduğundan dolayı metaldi. Bu iki elementin arasında oluşan bileşik iyonik bir bileşiktir. İyonik bileşiklerde metaller elektron vererek pozitif yüklenirler, katyon halini alırlar. Ametaller ise elektron alarak negatif yükle yüklenirler. Dolayısıyla birinci elementimiz ametal olduğundan dolayı elektron alacağından dolayı negatif yüklüdür ifadesi de doğrudur. Sorumuz bize yanlış olanı sorduğundan dolayı cevabımız C seçeneği oldu. Kalsiyum klorür bileşiğindeki kalsiyum iyonu ve klor iyonu izoelektronik olup klor iyonunun elektron sayısı 18'dir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur deniliyor. Arkadaşlar kalsiyum klorür bileşiğimiz iyonik bir bileşik. Bu iyonik bileşiği iyonlarına ayıracak olursak kalsiyum ve klor iyonlarından meydana gelmekte. Normalde biz iyonik bileşikleri yazarken ne yapıyorduk? Çaprazlayarak formülü elde ediyorduk. İyonlarını ayırırken de bu durumun tam tersini yapacağız. Yani 2 kalsiyumun başına geldi. Ve metaller katyon olduğu için artı 2 dedik. Kalsiyumun ayağında bulunan gizli bir ise klora yük olarak geçti. Klor a metal olduğundan dolayı eksi 1 olarak bunu da düşüneceğiz. Şimdi bu iki iyonun izoelektronik olduğu söylenilmişti ve klor iyonunun elektron sayısı 18 olarak belirtilmişti. Klor iyonunun elektron sayısı 18 ise ve bu iki tanecik izoelektronik ise Kalsiyumun da elektron sayısı 18 olacak. Her iki taneciğin proton sayısını bulacak olursak kalsiyumun proton sayısı 20, klorun proton sayısı ise 17'dir. Öncülleri yorumlayalım. Birinci öncül kalsiyum elementi 3. periyot 2A grubundadır. Arkadaşlar periyodik sistemdeki yerler bulunurken elementlerimizin nötr haline göre yorum yapacağız ve proton sayısını dikkate alacağız. Kalsiyum için proton sayısı 20 idi. Nötr haldeki elektron dizilimini yapacak olursak 2 8 8 2 şeklinde olacak. Toplamda 4 enerji düzeyi olduğundan dolayı 4. periyot, son katmanında 2 elektron olduğundan dolayı 2A grubu diyeceğiz. Burada 3. periyot 2A demiş, birinci öncül yanlıştır. İkinci öncül klor elementi için 3. periyot 7A grubundadır denilmiş. Aynı şekilde klorun nötr halini düşünüyoruz. Elektron dizilimini yaptığımızda 2 8 7 şeklinde oldu. Toplamda 3 enerji düzeyi olduğu için 3. periyot son enerji düzeyinde 7 elektron bulunduğundan dolayı 7A grubu diyoruz. Bu arada ilk 20 element A grubundan oluştuğundan dolayı direkt son katmandaki elektron sayısını A grubu olarak çevirdik. İsterseniz elektron orbital diziliminden de A grubu olduğunu bulabilirdiniz. Son orbitali s ya da p ile bittiğinde A grubu elementleri olarak sınıflandırmıştık. İkinci öncülümüz doğrudur o halde. 3. periyot 7A demiş klor için. Üçüncü öncül bileşikteki kalsiyum iyonunun hacmi klor iyonunun hacminden büyüktür. Arkadaşlar bu iki iyon izoelektronikti. İzoelektronik olan iyonlardan elektron almış olanın hacmi elektron vermiş olandan daha büyüktür. Burada klor elektron aldığından dolayı hacmi kalsiyumdan daha büyük olacak. Kalsiyum elektron vermişti. İsterseniz bunu da not olarak yazdıralım. Evet notumuzu yazdık. İzoelektronik taneciklerden daha fazla elektron alan taneciğin hacmi daha büyüktür diyoruz. Bu iki tanecik izoelektronikti. Elektron alan klor olduğundan dolayı klor iyonunun hacmi kalsiyumdan büyüktür. Üçüncü öncülde ise bize tam tersini söylemiş. Kalsiyum iyonunun hacmi klordan büyüktür denildiği için üçüncü öncül yanlıştır. Sorumuz bize doğru olan öncülü sorduğundan dolayı cevabımız B seçeneği olacak. Periyodik sistemde atom hacminin arttığı yönlerde niceliklerinden hangileri azalır denilmiş. Atom hacmi periyot büyüdükçe artmaktaydı. Aynı periyotta da grup küçüldükçe artardı. Şimdi verilen öncüllere bakalım. Bize hangileri atom hacminin arttığı yönde azalır denilmişti. Birinci öncül iyonlaşma enerjisi. İyonlaşma enerjisi periyot küçüldükçe artmaktaydı. Aynı periyotta da grup numarası büyüdükçe iyonlaşma enerjisi genellikle artmaktaydı. Sonuç olarak atom hacminin arttığı yönde iyonlaşma enerjisi ne olacak? Azalacaktır. Birinci öncül aradığımız durum. İkinci öncül metalik bağ kuvveti. Metalik bağ kuvveti de yarıçap azaldıkça artmaktaydı. Periyot küçüldükçe artar. Aynı periyotta yine sağa doğru gidildikçe metalik bağ kuvveti artıyordu. Metalik bağ kuvvetinin artan yönlerini yazdık. Görüldüğü gibi metalik bağ kuvveti ile atom hacmi ters orantılıdır. Yani atom hacminin arttığı yönde metalik bağ kuvveti ne olur? Azalır. İkinci öncülde aradığımız durumlardan birisidir. Son olarak üçüncü öncüle baktığımızda metal oksitlerin bazlığı denilmiş. Metal oksitlerin bazlığı yarı arttıkça artacaktı. Periyot büyüdükçe ve aynı periyotta grup küçüldükçe metalik oksit bazlığı artar. Metalik oksit bazlığı atom hacmi ile doğru orantılı bir şekilde değiştiğinden dolayı Üçüncü öncül yanlıştır diyeceğiz. Yani atom hacmi arttığı yönde metalik oksidin bazlığı da artar arkadaşlar. Bize azalanlar sorulduğu için cevabımız 1 ve 2. öncülleri içeren C seçeneğidir.